videoda parkurda en önemli olan konulardan birisi tutunduğumuz duvara nasıl çıkabiliriz, bunu nasıl hızlı yapabiliriz, bunun hakkında bazı şeyler anlatacağım. İlk olarak duvar çıkışı için gereken temel güç antrenmanlarını göstereceğim. Ondan sonra çıkış tekniklerini göstereceğim. Bu şekilde kendimizi yukarı doğru çekerken aslında barfix hareketi yapıyoruz. Bunun için normal bir demirde ve duvarda barfix antrenmanı yapabiliriz. Roll-up antrenmanını bunun gibi alçak yerlerde yapabiliriz. Bileğinizi bu şekilde koyun yukarı ve zıplayıp kendinizi yukarı basmaya çalışın. Bunu yaparken roll-up'ı daha hafif bir kiloyla yapmış gibi oluyoruz. Ve bunu daha çok zorlaştırmak için çift ayak zıplıyorsanız tek ayak zıplayıp daha çok zorlaştırmaya çalışın. Bu şekilde kendimizi yukarıya doğru rahat kaldırabilmek için başta cat hareketini iyice yapabiliyor olmamız lazım. Yani bu pozisyonda zaten rahat duruyor olmamız lazım ki yukarıya çekiş kısmına sonra geçelim. O yüzden eğer yapamıyorsanız kanaldaki cat dip tutorialına başta bakın. Roll up her ne kadar güç hareketi gibi gözükse de teknik de çok önemli. Eğer tekniği doğru yaparsak daha az güç kullanır ve gücümüzle beraber duvara çok daha hızlı bir şekilde çıkabiliriz. Roll-up yaparken hangi bacağınızı yukarı alacağınız size kalmış. Ben güçlü olan bacağımı yukarı alıyorum. İki ayağım da duvara değiyor. Aşağıdaki ayağımla kendimi bu şekilde kaldırırken yukarıdaki bacağımla tam olarak kendimi yükseğe doğru zıplatıyorum. Ve bunu yaparken de olabildiğince güçlü bir barfix çekiyorum. Adımlama tekniğini bu şekilde çalışabilirsiniz. Roll-up'ı yaparken bu adımlama olayını olabildiğince güçlü ve patlayıcı bir şekilde yapın. Ondan sonra güçlü bir barfix çekerken dirseklerimizi aynı anda yukarı doğru atmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi çektikten sonra bileğimi ve dirseğimi yukarı doğru kaldırıp duvarın üstüne çıkmaya çalışıyorum. Şimdi duvara çıkarkenki el tutuşu ve bilek hareketini göstereceğim. Normalde cat dip'te bu şekilde duvarı tutuyoruz. Ama yukarı doğru bastığımızda artık avucumuz tam olarak duvara oturuyor. Burada ufak bir zıplatma yapıp daha rahatça kendimizi yukarı basabiliyoruz. Genel olarak gücümüz yetmediğinde ve teknik eksik yaptığımızda bu şekilde dirsek koyarak yukarı çıkmaya çalışabilirsiniz. Ama bunu yapmayın. Yani dirseğiniz sakatlanır zaten, sert yere vuruyorsunuz ve doğru çıkış olmaz. Kendimizi yukarıya doğru bastıktan sonra ayağa gelmek için yapılan en kolay hareket. Bunu yaparken bir ayağımız duvara dayanıyor ve kendimizi kaldırmaya çalışıyoruz. Kendimizi kaldırırken de elimizle biraz zıplatma alarak ayağımızı yukarı atıyoruz. Yana atmayı rahat yaptıysanız şimdi tek bacağımızı ortaya çıkartıyoruz. Kendimizi yukarı doğru bu şekilde basarken omuzlardan böyle bir basış yapıyoruz. Ve bu ayağımızla kendimizi destek alarak diğer ayağımızı tam olarak ortaya çekiyoruz. Bunu da kolay yapıyorsanız bundan sonrası direkt konga hareketine geçiyoruz. Tek ayağımızı duvardan güç alırken dizlerimizi aynı anda çekiyoruz. Bu şekilde duvara çıkmak için başta bu antrenmanı yapmanız gerekiyor. Bunu yaparken duvardan destek almayın. Ayağınızı çekin. Karın boşluğunuzda bu şekilde ayağınızı kaldırırken vücudunuzu indirin ve tam o sırada olabildiğince kendinizi ittirin. Başta korkanlar bunu yine yandan alarak yapabilir. Yana alabiliyorsanız şimdi ortaya tek bacak çekin. Bunu yapabiliyorsanız zaten direkt çift bacağınızı kong şeklinde atabilirsiniz. Bu harekette ayakları bu kadar kaldırmanın olayı aslında karından amuda basıyor olmam. Amuda basıp bu hareketi yapıyoruz. Yani bu harekette tam olarak ayağımızı yukarıya kaldırabilmemiz için aslında karnımızdan kendimizi amuda doğru basıyoruz ve bunun için ağır amudu rahat yapabiliyor olmamız lazım.
tekniği anladıysanız bundan sonra bolca antrenman yapmanız gerekiyor. Nasıl şınav, barfix çalışıyorsanız aynı şekilde bu hareketleri defalarca, yüzlerce belki daha fazla yapmanız gerekiyor. Bu güç hareketlerinin hepsini setler halinde yapabiliriz. Yani örnek olarak 5 tane bu şekilde barfix çekeriz. Ondan sonra buraya çıkarız. 10 kere kendimizi yukarı basmaya çalışırız. Ondan sonra atıyorum wall up'ı yarım yamalak da olsa yaptınız. Bunu defalarca yapıyoruz. Bu şekilde antrenmanları birleştirerek veya işte 5 kere yapıyoruz. 30 saniye dinleniyoruz, sonra tekrar 5 kere yapıyoruz. Bu şekilde yoğun bir şekilde çalışın. Wall up ancak bu şekilde gelişir. Videoyu faydalı bulduysanız tebrikler Beril Bey.